verilmiş. Normu karekök olsa x kaçtır diyor. Norm formülünü yazarız. Bu vektörün normu, yani uzunluğu, ayrı ayrı bileşenlerinin kareleri toplamının karekök olacak. Abscisi x, x artı 1, ordinatı x eksi 1. Karelerini alacağız. Yani x artı 1'in karesi artı x eksi 1'in karesinin karekökün normunu verecek ki bu da kök 10'muş. Her iki tarafta da kök olduğu için biz hemen kare alıp iki tarafında şöyle karesini alarak bu köklerden kurtuluruz. Şu kökler gider. İki tarafta da var. Sonra sol tarafta x artı 1'in parantez karesi var. Bunu almalıyız sonucu hesaplamak için. Çünkü ikisi birbirinden farklı çünkü. Parantezin karesini şöyle alıyoruz. Birincinin karesi. X kare. İkisinin çarpıp iki katını alıyoruz. Çarpıyorum ikisini. X iki katı 2x. İkincinin karesini alıyorum. Birin karesi 1. Şuraya gelelim. Kare alacağız. X'in karesi. Birincinin karesi. Çarpımların iki katı çarparız. Eksi x gelir. İki katı eksi 2x. İkincinin karesi yani eksi 1'in karesi o da artı 1 eşittir. Diğer taraf 10. Şuradaki artı 2x ile eksi 2x birbirini götürüyor. X karelerden 2 tane var. 2x kare. 2 tane 1 var. 2 eşittir 10. Şuradaki 2'yi karşı tarafa yollarız. 2x kare eşittir 8. Demek ki x kare 4. Şimdi istersek kök alma yoluna gidebiliriz. Kök alırsak mutlak değer oluşur. Bir şeyin karesinin, değişkenin karesinin karekökü mutlak değere dönüşür. Ama hiç bu kadar işlem yapmaya gerek yok. Biz buradan direkt de söyleyebiliriz. Karesi 4 olan iki tane sayı var. Birisi 2, diğeri eksi 2. Yani x'imiz 2 de olabilir, eksi 2 de olabilir. Artık seçeneklerde hangisi varsa.